Evet sevgili arkadaşlarım, hepinize tekrardan merhabalar. Etik güvenlik ve toplum konusunda kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bir sonraki önemli husus kişisel bilgisayarlarda ve ağ ortamında bilgi güvenliği. Arkadaşlar, kişisel bilgisayarlarda ağ ortamında bilgi güvenliği oldukça önemlidir. Çünkü bunlar bilgilerin çalınması, kullanılması tehlikesini doğuran bilmekte ve oluşan güvenlik açıkları nedeniyle her türlü saldırıya sistemlerinizi açık hale getirebilme tehlikesi bulunmaktadır. Mümkün olduğu kadar imkanları zorlayarak en iyi güvenliği sağlamamız gerekiyor. Şimdi kişisel bilgisayarlar zaten biliyorsunuz hepimizin şahsi olan masaüstü veya laptop olabilen bilgisayarlar. Ama ağ ortamı arkadaşlar bir laboratuvar ortamı olabilir ya da birbirine uzaktan yazılımlarla veya kablolarla bağlı oluşan bilgisayarlar olabilir. Yani birden fazla bilgilerin bir şekilde uzaktan veya yakından arkadaşlar birbirine bağlanmasını anlatır. Şimdi bu sistemlerde arkadaşlar insanlar maalesef ki rahat durmuyorlar ve bu ağ sistemlerine ve kişisel bilgisayarınıza sızabilmek için belli başlı zararlı yazılımlar üretiyorlar arkadaşlar. Bakın bunlardan bazıları virüs, solucan, Truva atı veya casus yazılım gibi kötü niyetlerle hazırlanmış yazılım veya kod parçaları arkadaşlar. Bunlara zararlı programlar adını veriyoruz. Bakın bir daha buradan size altını çizerek tekrar bakalım. Bakın arkadaşlar, bilişim sistemlerinin çalışmasını bozan veya sistem içinden bilgi çalmayı amaçlayan virüs, solucan, Truva atı, casus yazılım gibi kötü niyetlerle hazırlanmış yazılım veya kod parçaları zararlı programlar olarak adlandırılıyor. Bakın, eğer ki zararlı program nedir diye bir soru çıkarsa karşınıza burada bilginiz olsun. Şimdi bu zararlı programlar nelermiş arkadaşlar? Virüs, solucan, Truva atı, diğer adıyla Trojan veya casus yazılımlar. Şimdi hepsini tek tek bir inceleyelim. Ama ondan önce arkadaşlar bu yazılımların birbirinden farklı özellikleri olduğu gibi ortak özellikleri de var. Bakalım ortak özellikleri nelermiş? Birincisi arkadaşlar işletim sisteminin ya da diğer programların çalışmasına engel olabiliyor. İkincisi sistemdeki dosyaları silebiliyor, değiştirebiliyor veya yeni dosyalar ekleyebiliyor. Hatta arkadaşlar bu zararlı yazılımlar sistemin girdikleri andan Windows dosyalarını silerek direkt Windows'u çökertebiliyorlar. Bilginiz olsun. Bilişim sisteminde bulunan verilerin ele geçirilmesine neden olabiliyorlar. Çünkü arkadaşlar bu zararlı yazılımlar güvenlik açıkları oluşturduğu için her türlü saldırıya maruz kalabilme ihtimalleri oluyor bu sistemlerin. Dolayısıyla ciddi sıkıntı yaratan yazılımlar. Güvenlik açıkları oluşturması belki de arkadaşlar bu en büyük sıkıntı aslında bu. Her şeyin sebebi bu meydana gelen güvenlik açıkları arkadaşlar, bilgilerin çalınması, sisteminizin saldırıya açık hale gelmesi gibi bu tür faaliyetlerin temel sebebi güvenlik açıklarıdır. Başka bilişim sistemlerine saldırı amacıyla kullanılabilir. Yani sizin bilgisayarın üzerinden başkalarına saldırı yapılabiliyor arkadaşlar bu sayede. Bir diğeri bilişim sisteminin sahibinin izni dışında kullanmasına neden oluyor. Sizin izniniz olmadan bir başkasının sistemin aleyhine arkadaşlar faaliyette bulunabiliyor. Sistem kaynaklarının izinsiz kullanımına neden oluyor gibi belli başlı özellikleri var arkadaşlar bunların. Bakın şimdi bunların birbirinden farklı özellikleri de var. Onlara bakalım. Virüsler arkadaşlar bilgisayara bulaşırken bulaşma yöntemleri e-posta, harici bellekler, ondan sonra internet üzerinden bulaşabiliyor. Bunlar arkadaşlar şöyle söyleyeyim, can çekişmeden öldürüyor virüsler. Kısacası mantığı budur. Bilgisayarın yavaşlaması, programların çalışmaması, dosyaların silinmesi, bozulması ya da yeni dosyaların eklenmesi virüs belirtisi olabiliyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi bunlardaki mantık direkt sürünmeden direkt arkadaşlar öldürüyor bunlar. Bunların özellikleri bu. Bilgisayar solucanları içlerinde en sinsi, en tehlikeli olandır arkadaşlar. Ağ sisteminize sızar, kendi kendine çoğalır ve kendi kendine çalışabiliyor. Bunlar süründürerek öldürüyor arkadaşlar. Önce sisteminizi yavaşlatır, daha sonra durma noktasına getirir ve en sonunda da arkadaşlar bunu çökertir. Sistemin arka planında da güvenlik açıkları oluşturarak arkadaşlar bilgisayarınızın her türlü saldırıyı açık hale getirebiliyor.
True adları ise bakın bunlarsa kullanıcının yani bilgisayar kullanıcısının kendi izni dahilinde sisteme sızıyor ama genelde kullanıcılar izin verirken farkında olmuyor arkadaşlar. Mesela biz en basit bir sitede gezerken bazı eklentileri kabul ediyorsunuz ya. Arka planında genelde de uyarı da vermez. Bunların true adları da oluyor arkadaşlar. Bunlar işte bilgisayarına sızarak bilgisayarınızda güvenlik açıkları oluşturabiliyor. Bu nedenle de bazı şeyleri eklerken ya da eklentileri yüklerken yüklemeden önce bunun bilincinde olun. Bunlar da güvenlik açıkları oluşturur arkadaşlar. Bakın güvensiz sitelerden indirilen dosyalar, tanınmayan kişilerden gelen e-postalar ya da taşınabilir bellekler aracılığıyla yayılabiliyor arkadaşlar. Ve son olarak diğeri ise casus yazılımlar. İnternetten indirilerek bilgisayara bulaşıyor arkadaşlar ve arka planda kullanıcı ait bilgileri direkt elde etmeye çalışıyor. Şimdi bunların şöyle bir özelliği var arkadaşlar. İstemsiz olarak mesela bir siteye girdiğiniz sürekli arka arkaya siz hani açmadığınız halde kendi kendine açılan yüz tane binlerce reklam sayfası veyahut da bir Word dosyası arka arkaya açılıyor. Ya da böyle bir dosya arkadaşlar ardı ardına bir tıklıyorsunuz 100 defa açılıyorsa bu tarz bir şeyden şüphelenin. Büyük ihtimalle casus yazılım olabilir. Ardından yazılımlarımız bunlar arkadaşlar. Peki bu programlara karşı bizler ne gibi tedbirler alabiliriz? Bakın şimdi bunlara bakalım. Birincisi, demiş ki bilgisayara antivirüs ve internet güvenlik programları kurularak bu programların sürekli güncel tutulmaları sağlanmalı. Şurada iki noktaya dikkat çekeceğim arkadaşlar. Antivirüs programları ve internet güvenlik programları aynı şey değildir. Antivirüs programları bilgisayarınıza sızmış virüsleri temizlemede etkilidir. İnternet güvenlik programları ise internette gelebilecek tehlikelere karşı kalkan görevindedir. Dolayısıyla bunların ikisini birbirine karıştırmayın. Ve imkanınızın el verdiği, bilgisayarınızın kapasitesinin el verdiği müddette arkadaşlar sadece bir yazılım ya da bir güvenlik programı kullanmayın. Birden fazla kullanın. Çünkü her yazılım her virüs cinsini tespit edemiyor. Yani birinin yakalamadığını biri yakalayabiliyor arkadaşlar. O yüzden bunları mümkün olduğu kadar fazla kullanın ve güncel tutun. Bir diğer önemli nokta arkadaşlar, tanınmayan, güvenilmeyen e-postalar ve ekleri kesinlikle açılmamalı. Bir diğeri, ekinde şüpheli bir dosya olan e-postalar açılmaz. Örneğin resim.jpeg.exe isimli bir dosya, resim dosyası gibi görünse de uzantısı exe olduğu için uygulama dosyası demiş. Şimdi arkadaşlar, JPEG biliyorsunuz, PNG gibi uzantılar, resim dosyalarının uzantıları. Ama exe ise daha çok hatırlarsanız setup yani kurulum dosyalarının uzantıları. Onun için bir dosyanın iki tane uzantısı olmaz arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Eğer ki böyle bir şeyle karşılaşırsanız %100 şüpheleniyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle bunu bir şekilde bertaraf ediyorsunuz. Aklınızda olsun. Zararlı içerik barındıran ya da tanınmayan web sitelerinden uzak durulmalı. Bilmediğiniz hiçbir web sitesine girmeyin arkadaşlar. Önce bir araştırın nedir ne değildir. Ona göre şey yapın. Mümkün olduğu kadar lisanssız veya kırılmış programlar kullanılmamalı. Mümkün olduğu kadar lisanslı program kullanın arkadaşlar. Güvenilmeyen internet kaynaklarından da olsa indirilmemelidir. Yani belirli başlı bilinen, tanınan, insanların genel olarak kullandığı sitelerden dosya indirmeye çalışın. Arkadaşlar bu şekilde sizlerin de yararına olur. Etik, güvenlik ve toplum konusunda anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. İnşallah güzel bir şekilde anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda zaten soru cevap şeklinde kısa bir tekrar yapmayı düşünüyorum. Ardından diğer konuya geçelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.